Tam 6 yıl önce PKK'lı teröristler Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safi Türk'ü katletmişti. Türkiye Şehit Kaymakamı babası Asım Safi Türk'ü de oğlunun cenaze namazını kıldırdığı o gün tanıdı. Şehit babası Asım Safi Türk dün gece hayatını kaybetti. Asım Hoca canından çok sevdiği oğluna 6 yıl sonra kavuştu. Hiç unutmuş değil. Biz gideriz bu dünyadan, gene unutmayız gibi geliyor. Ölsem de unutamam demişti. Hayatının son 6 yılı PKK'lı teröristlerin kalleşçe katlettiği kaymakam oğlunun acısıyla geçti. Hafızalara şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdığı o görüntüsüyle kazınmıştı. Öyle bir evladı kaybetmek elbetten kolay değildir. Türkiye Şehit Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safi Türk'ün babası Asım Safi Türk'ü şehit oğlunun cenaze töreninde tanımıştı. Bayrak bayrak yatan üstündeki karıdır. Vatan uğrunda ölüm varsa vatandır. PKK'lı hainler kalleşçe görevi başında şehit etmişti kaymakam oğlunu. Asım Safi Türk'ün yüreğindeki evlat acısı geçen sürede katlanarak arttı. Ateş düştüğü yeri yakar derler ya, bu ateş yanmaya devam ediyor. Akşam cami çıkışı rahatsızlanan 80 yaşındaki Asım Safi Türk eve gittiğinde hayatını kaybetti. Annemin omuzuna başını dayayarak bir dakikada canını teslim etti. Sakarya'daki cenazesine binlerce kişi katıldı. Onların arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da vardı. Lütfen kendisine dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. 6 yıl önce şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran Asım Safi Türk'ün vasiyeti üzerine cenaze namazını büyük oğlu kıldırdı. Allahu Ekber. Asım Safi Türk kılınan namaz sonrası şehit oğlunun yanında toprağa verildi.